Herkese merhaba, ben Lütfi Mert Ulutaş. Avrupa Haber TV'nin bugünkü videosuna hoş geldiniz. Bizi desteklemek ve bu tür videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere ülkemize bedelli olarak askerliğin nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Daha önceki yurt dışında dövizli askerlik videosunda belirttiğim gibi yurt dışından paralı bir şekilde askerlik yaparsanız bir ay sürecek olan bir askerlik yapmanıza gerek yoktu. Ancak Türkiye'den askerliğinizi bedelli bir şekilde yapma düşünceniz varsa bir ay sürecek bir kısa süreli askerlik eğitimini tamamlamanız gerekiyor. Bedelli askerlik normalde resmi olarak bir ay ancak sizin bulunduğunuz yer ve gideceğiniz kışla arasına göre bir mesafe izniniz var. Eğer kışla ve ikametgahınız arası 800 kilometreye kadarsa 1-2 gün bir yol izniniz oluyor. 800 kilometre üstü olan mesafelerde ise bu izin 3 güne kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde dönerken de aynı yol izni veriliyor. Mesafenize göre son askerlik tarihinizden önce çıkabiliyorsunuz. Eğer söz konusu mesafeniz 800 kilometreden az ise takriben 26 gün bir askeriyede bulunma süreniz oluyor. Örnek olarak sevk tarihiniz 1 Ekim'de ise 1 Kasım'a kadar askersiniz. Ama 2 günlük yol izinlerini hesaba katarsak 3 Ekim'de orada olup 29 Ekim'de çıkışınızı yapabilme şansınız var. Tabii bu uygulamalar bazen değişiklik gösterebiliyor. Biz size elimizden geldiğince genel ve güncel bilgiler vermeye çalışıyoruz. Eğer derseniz ki benim yolum kısa sürdü, ben ikisini de oraya giderim. Gidebilirsiniz tabii ama fazladan izin hakkından askerlik yapmış olursunuz. Bu sizin tasarrufunuza kalmış bir şey. Eğer 2022 yılında bedelli askerlik yapmak istiyorsanız 31 Aralık 2021 saat 18'e kadar TC süreniz gelmeden başvuru tamamlamanız gerekir. Eğer bu yılki bu tarihi geçirirseniz askerlik tarihiniz 2023'e ertelenir. Bedelli yapmanız için belirli bir başvuru zamanı yok. TC süreniz varsa başvuru yapabilirsiniz. Unutmayın, TC sürenizi geçirirseniz bedelliye başvuramazsınız. Askerlik vaktiniz geldi ve yapabilme şansınız varsa en kısa sürede yapmanızı öneririz. Çünkü 2 ay önce 39 bin lira olan askerlik ücreti bu Temmuz'dan itibaren 43 bin liraya geçen bir meblağa ulaştı. Bu ücret memur maaş katsayısına göre belirlendiği ve her dönem memur maaşları zamlandığı için süre sizin aleyhinize işliyor. Peki kaydınızı nasıl yapıyorsunuz? Artık her şey internet üzerinden halledildiği için askerlik şubesine gitmenize büyük ihtimalle gerek olmayacaktır. Her şeyi E-Devlet üzerinden kolayca halledebilirsiniz. Öncelikle E-Devlet'te Milli Savunma Bakanlığı kısmından yoklama başvurusuna girip gereken özel bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Dediğim gibi çoğu şey artık internetten oluyor. Artı bir de Covid pandemisi olduğu için tercihen her şey E-Devlet'e taşınmış durumda. Yeri gelmişken söyleyelim. Covid dolayısıyla gitmeden önce bir Covid testi yaptırmanız gerekiyor. Eğer riskli alanlarda çalışan doktor, hemşire gibi mesleklere sahipseniz sizi 14 gün kışlada karantinaya almaları muhtemel. Tabii bu biraz da gideceğiniz bölük komutanının inisiyatifine bağlı. Özel bilgilerinizi doldurmanızın ardından aile hekimine gidip muayene olmanız gerekir. Aile hekiminden çıkacak sonuca göre eğer askerliğe elverişlidir sonucu alırsanız E-Devlet üzerinden geri kalan işlemleri tamamladıktan sonra sistem sizi ödeyeceğiniz bankaya yönlendirir. Seçeceğiniz bankadan internet bankacılığı aracılığıyla ödemenizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu bankalardan dilediğiniz devlet bankaları, defterdarlık ve defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine parayı yatırabilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra dekontu saklamayı unutmayın. Ardından diğer yıl için askerliğiniz yapmak istediğiniz cep dönemi ve sevk tarihini tercih edin ve yıl sonuna kadar açıklanacak olan sevk tarihinizi bekleyin. Mesela bu yıl içinde bedelli ücretini ödemiş veya ödeyecek olan kişilerin tercih sonucu kurası Aralık ayında açıklanır. Covid-19'dan dolayı ocağa saklamalar oluyor ama resmi olarak Aralık ayı açıklama tarihi. En son sevk belgenizi aldıktan sonra çalıştığınız kurumdan ayrılmanız gerekiyor. Mesela sevk tarihiniz 1 Ekim, bu tarihten önce çalıştığınız yerden ayrılma bildirimi vermiş olmanız gerekiyor. Zira siz artık bir TSK mensubusunuz. Ben bedelliye başvuracağım ama seçilir miyim diye düşünüyorsanız bu zamana kadar başvuru sayısı kontenjanı geçtiği hiç olmadığı için endişe etmenize gerek yok. Başvuran herkes bedelliden yararlanabiliyor. Ama söylemekte fayda var, eğer başvuru sayısı kontenjanı geçtiyse bedelliye hak kazanabilmeniz için kurada adınızın çıkması gerekir. Bu kontenjanlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından genelkurmay ile koordine olarak başvuracağınız senenin 31 Aralık tarihine kadar genelkurmay tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilir. Bedelli hizmetinden yararlanabilen diğer ilgililerle devam edelim. Askerlik çağına girmiş bir yükümlüyseniz ve fiili askerlik hizmetine başlamadıysanız herhangi bir yaş sınıflandırılması olmaksızın bedelli askerlikten faydalanabilirsiniz. Yoklama yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya bakaya kalmadıysanız
bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu yıl başvurup seneye bedelli yapmak isteyenler özellikle sürelere dikkat etmesi gerekiyor. E-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri vasıtasıyla bulundukları yılın 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmanız gerekiyor. Ve kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ve 31 tarihini geçmemek kaydıyla ödeyenler seneye bedellik askerliklerini gerçekleştirebiliyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Tecil tarihiniz çok önemli. Tecil tarihinizi geçirirseniz bedelli askerlikten yararlanamama hakkınızın yanında yoklama kaçağına düşme durumunuz var. Peki yoklama kaçağı ve bakaya kalma nedir? Yoklama kaçağı, halk arasında asker kaçağı olarak da adlandırılan yoklama durumu. Askerlik çağına gelmiş erkeklerin askerliğe elverişli olup olmadığını kontrol edilmesi adına yapılır. Bu durum sonucunda kişi eğer yoklamada yok sayıldığı durumlarda çok ağır cezalara çarptırılabiliyor. Aynı durum bakaya kalmak için de geçerli. Eğer askerlik sağlık muayenesini ve yoklamasını yaptırdığı halde belirlenen süre içinde askerlik görevini yapacağı birliğe gitmeyenler ise bakaya olarak adlandırılır. Bunun sonucu yakalanmanız için Asker Alma Genel Müdürlüğü İçişlerine durumu bildirir. Kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar en geç 3 iş günü içerisinde en yakın askerlik şubesine teslim edilir. Yurt dışında yaşadığı tespit edilenlerle ilgili işlemler ise Türk konsoloslukları aracıyla yapılır. Son olarak askere giderken insanların en çok aklına gelen soruların başına gelen askere giderken ne tür şeyler götürmeliyim sorusudur. Askeriye de birçok şeyin verilmesine karşın özel eşyalarınızı götürmeniz sizin yararınıza olacaktır. Eğer bir şey götürmenizi düşünüyorsanız yine de endişe etmenize gerek yok. Kışlaların kantinlerinde birçok şey satılıyor. Bu tür bilgilendirici videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.